kere kadınların özgürlük, her türlü özgürlüğünü savunuyoruz. Bir kadın nasıl giyinir, nasıl giyinmek ister, açılır, kapanır. Bunu ne devlet kurumları, ne sistem, ne gelenekler, ne bir din zorla yaptıramaz. Dolayısıyla bu bir kere zaten özgürlüğün kendisine aykırı. Ve bir yandan da bir kadın saçının birkaç teli göründüğü için katledilmesi, İran'da meşru bir şey halinde dönüştürülmesi ve kadınların bu tür şiddete maruz kalması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Kadınlar uzun süreden beri İran'da buna karşı mücadele sergiliyorlar zaten. Biz de bugün kadınların hem mücadelesini destekliyoruz, hem bir genç kadının katledilmesine karşı çıkıyoruz. Bir de şu mesajı veriyoruz. Bir dünyanın bir yerinde bir kadın katledildiğinde hiçbir şekilde yalnız kalmaz. Dünyanın başka bir yerinde başka kadınlar da onun için direnir. Ancak bu şekilde kadınların katledilmesinin önüne geçen bir hareket başlatabiliriz. O yüzden bugün buradayız. Kadınlar devrim mücadelesini, devrim zamanı düşündüğümüzde kadınlar özgürlük için mücadele etmişlerdi o yıllarda. Maalesef çok bambaşka bir şeye gitti. Bugün de yine o yaratılan tüm baskıları kadınlar kendi mücadeleleriyle kaldıracaklarının mesajını veriyorlar. İran'da çok uzun süreden beri beyaz başörtü, beyaz çarşamba günleri eylemleri yapıyorlardı ve her yerde çıkıyorlar ve kadınlar kendi taleplerini dillendiriyorlardı. Bugün de bütün kadınlar, yani erkekler, karma, herkes sahipleniyor bu özgürlük mücadelesini. Kadınların başlatmış olması tabii ki burada katledilen bir kadın olduğu için önemli bir mücadele. Maalesef bir kadının katledilmesiyle çok gündemleşti. Yoksa uzun süreden beri süren bir mücadele var. Takip de ediyoruz. Çok inanılmaz bir tepki gösterildi ve halen İran'da insanlar sokakta ve ne ölümden korkuyorlar, ne baskıdan, ne tutuklanmadan, ne de başka bir şeyden. Sadece İran'ın sorunu değil bu. Dolayısıyla tüm özgürlük mücadelesi veren kadın hareketlerinin ve özgürlük talep eden, demokratik mücadele veren herkesin sorumluluğunda. Dolayısıyla Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde de bu cinayeti aslında açık bir devlet eliyle işlenmiş cinayettir. Buna karşı ses çıkarmak, söz söylemek önemlidir. Kadın olarak yaşayamadım. Sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Bana hiçbir şey yapmaya izin vermediler. Neden? Çünkü bir kadınım, bu kadar. Bedenimize sahip çıkmak için, kimsenin karar veremeyeceği için buradayız. Çünkü baskılar bizi daha çok şiddetleniyor. Yaşamımız bu. Yaşam için mücadele etmeliyiz. Tıpkı İran'daki kadınlar gibi buradaki Kürdistan'daki kadınlar daha çok eziliyor aslında. Burada biraz da ona ses vermek gerektiğini düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır ama İran kadar Kürdistan'daki ve Türkiye'deki kadınlar daha çok eziliyor. Bunu da görmek lazım. Sadece oradaki rejim daha açıkta, buradaki diktatör daha kötü. Kadınlarımız zaten güçlü. Artık her şeyi zaten görüyorduk, daha da çok görüyoruz. Önde ilk öncelikle Barış Anneleri zaten bunun öncüsü, barışçı kadınlar. O yüzden bu gerçeği görüp daha da güçlenebiliriz. Çünkü biz kadınlar güçlüyüz zaten. Sadece biraz kıvılcımımız eksik. İran'da kadınlar yıllardır dinci faşist güçlerin politikalarına karşı özgürlük mücadelesini yükseltiyor. İki gündür, üç gündür İran'ı sokak sokak mücadele alanına çeviren, ateşlerinin başında onlara zorla taktırılan başörtülerini yakan, saçlarını açan kadınlar, danslarıyla, renkleriyle, öfkeleriyle isyanlarını sokağa taşıyan kadınlar yalnız değildir. Bedenimize kimse karışamaz diyorlar. Biz ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza kendimiz karar veririz diyorlar. Ve başörtüsünü yarım açık taktığı gerekçesiyle öldürülen bir kadın için sokaklarda eylemlerini sürdürüyorlar. Biz de bugün buradayız. Erkek egemenliği her yerde, hangi rejim olursa olsun, hangi devlet yapısı olursa olsun fark etmiyor. Her yerde kadınların bedenine, yaşamına müdahale etmeye çalışıyor, hayatlarını belirlemeye çalışıyor. Namus adı altında kadınların yaşam biçimlerine müdahale ediliyor. Buna karşı biz de buradayız. Kadınlar Birlikte Güçlü'nün eylemiyle buradayız. Her yerde erkek egemenliğine karşı, patriarkaya karşı, kapitalizme karşı direnişimizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi de devam ettireceğiz. Başka bir ülkede olması bizi engellemiyor. Çünkü bir ülkenin, herhangi bir ülkenin bir yerinde bir kadına yapılan baskı, katliam, kadın cinayeti hepimizin başına gelebilecek bir şey. Türkiye'de de benzer şeyler yaşıyoruz. O nedenle buradayız. Yaşasın kadın dayanışımız.
İran İslam rejimi uzun bir zamandır kadınlara dönük ciddi bir politika işliyor tabii ki. Türkiye'dekiyle benzer bir muhafazakarlaştırma, zaten orasının siyasal bir İslam rejim kurulmuş durumda ve kadınları sokakta yürürken bile taciz eden ahlak polisleri var. En sonki geldiğimiz süreçte de katliamla süren, en sonki biliyorsunuz daha önceki gene araçtan kadının atıldığı, yine işte başörtüsünün indiği için yakalanıp araca koyuldu ve sonra araçtan işkenceyle atıldığı görüntüler de geliyordu. Arda arda aslında kadınların bir isyanının olduğunu görüyoruz. Aslında uzun bir zamandır rejimin ciddi bir baskı içerisinde kadınlara dönük bunu sürdürdüğü, şiddeti de sürdürdüğü, ama en son geldiğimiz süreçte kadınların buraya dair inanılmaz bir isyanının olduğu, inanılmaz bir cüretin de olduğunu görüyorum. Yaklaşık 3-4 gündür süren bu eylemselliklerde özellikle kadınların o sokaklardaki cüreti, o sokaklarda aslında o isyanın ateşini harlamaları bizim buraya da ciddi bir enerji veriyor, ciddi bir güç veriyor. Aslında internasyonel mücadelenin, kadın mücadelesinin tüm yansımalarını şimdi geçtiğimiz süreçte de yaşıyoruz. Buradaki iktidarla, devlet rejimiyle, İran'daki devlet rejiminin ve aslında buradaki iktidarın İran'daki rejime benzer bir rejimi uzun bir zamandır burada Türkiye'de kurmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ve bunu en iyi bilen toplumsal dinamiklerden, muhalefetten de olan kadınlar bizleriz. Ve bu buradaki muhafazakarlaşma politikasını en derinden hisseden ve bunun şiddeti boyutunu da en derinden hisseden bizleriz. Bu nedenle buradaki erkek devlet polis şiddetinin uzun bir zamandır zaten yansımalarını yaşıyoruz. Tabii ki de bununla kalmayacak. İran'daki kadınların yakmış olduğu ateşi, isyan ateşini de biz burada Türkiye'de de devam ettireceğiz. Uzun bir zamandır var olan üzerindeki bir beden politikası, var olma, kadının var olma mücadelesi şu anda var İran'da. Türkiye'de de aslında benzer bir politika var, bir saldırı var ve bunun karşısında kadınlar var olma mücadelesi yürütüyorlar. Tüm o kapatmalara dair, kadınların beden üzerindeki tüm o kısıtlı olmalara, hapsolmalara karşı kadınlar tam da bir aslında Rojava'da da Şengali'de kadınları nasıl üstlerinden o cübbeleri, o kara çarşafları attılarsa İran'daki bu isyan da tam da bunun yansıması. Bu nedenle oradaki coşkuyu ve isyanı da buradan selamlıyoruz tekrar. Bugün aslında tüm dünyada özgürlüğü için mücadele eden kadınlar adına buradayız. Hepimiz kız kardeşliğimizin dayanışmasını ve cesaretini yükseltmek için buradayız. Çünkü İran uzak değil, açıklamadaki arkadaşlarımızın söylediği gibi. Çünkü burada da kadınlar büyük baskılara uğruyor. Ahlak polisi olmasa da burada zaten polis bizim sürekli olarak özgürlüğümüzü kısıtlayan, sürekli olarak bizim öldürüldüğümüz zaman bile hakkımızı aramamıza engel olan bir düzen burada da mevcut. İran'dan çok uzak değiliz yani. Bu yüzden aslında Mahsa gibi bir Mahsa gibi her Kürt kadınının aslında özgürlüğünü yükseltmeye çalıştığı bir memlekette yaşıyoruz biz de. Bu yüzden hem bir Kürt kadın olarak hem de bir aslında kadın dayanışmasını göstermek için buradayım. Burada hem kadınların özgürlüğünü kazanması, tüm özgürlüklerin kazanılması demek diye düşünüyoruz. Çünkü tüm mücadelelerin başlatıcısı kadınlar ve kadınların devrime en yakın, kitlesel olarak en yakın güç olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden kadınların özgürlüğü herkesin özgürlüğü, LGBT'lerin, herkesin, ezilen her kimliğin özgürlüğü. Bu yüzden buradayız. Bundan birkaç gün önce aslında dinci gerici bir rejim tarafından bir kadın da katledildi. Bunun çok benzerlerini Türkiye'de de yaşıyoruz biz. Çünkü buradaki Erdoğan'ın, faşist rejiminin kendisi de kadın düşmanı ve aynı zamanda dinci gericilikle kadın düşmanını beslediği, kadınların bedenini, beden denetimini, emek denetimini dincilikle yaptığı bir durum var. Bu yüzden de o kadınlar bizim kız kardeşlerimiz ve bunu en derinden hissediyoruz. Çünkü biz aynı mücadelenin parçasıyız. Aynı dinci gericiliğe karşı burada feminist layıklık mücadelesi veriyoruz. Yaşamlarımızın bütün alanlarında bu erkekliği, dinci gericilikle beslenmiş erkekliği çıkarana kadar da mücadele edeceğiz. Bu rejimlerin kendisi çünkü doğrudan dediğim gibi kadınların bedenlerine yönelik saldırıyorlar. Ve bu bedenlerimiz de bizim, burada atılan slogan da aslında. Bedenlerimiz bizim, bedenimizin kararı da bizim. Bu nedenle de verdiğimiz mücadele de, burada da Türkiye'de de verdiğimiz kürtaj mücadelesi de, müftülük karşıtı mücadele de, bunların hepsi ortak bir mücadele. Biz de bedenlerimizin ve kararlarımızın bize ait olduğunu söylüyoruz onlar gibi. Onların mücadelesi o yüzden bizim de mücadelemiz. Burada da onun sesini yükseltmek için buluştuk zaten. Bugün burada kadınlar olarak, kadınlar birlikte güçlü olarak İran'da katledilen 22 yaşındaki Mahsa Amin için buradayız. İran'da yaşananlar aslında bize yabancı değil. Biz kadınlar da Türkiye'de, LGBT artılar da Türkiye'de erkek devletin şiddetine maruz kalıyoruz. Her gün bedenimiz, emeğimiz AKP iktidarı, devlet tarafından
sömürülüyor ve İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenler erkeklere güç veriyor. Cezasızlık politikalarıyla erkekler yargılanmıyor. Aslında İran'daki Molla rejiminin bir benzerini biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Orada yaşananlar bize yabancı değil. Biz kadınlar, İran'daki kadın arkadaşlarımızın yanındayız. Buradan da onların sesine destek veriyoruz. Yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. İstanbul yaşamayı seviyordum ama İran'da her şey çok kötü oldu. 5 yıl önce buraya geldim, buraya yerleştim. Ve şu an İran'da her şey çok kötü. Ben ailem için çok korkuyorum. Onlar için çok meraklıyım. Ve onun için özgür İran istiyorum. Ya hepimiz biliyoruz bu eylemde kadınlar birlikte güçlü olarak yapıyoruz ama daha fazla kadının burada olması gerekiyor. Çünkü bize çok uzak, biraz önce de dedikleri gibi çok uzak bir yer değil. Türkiye'de ve Kürdistan'da her gün kadınlar katledilirken bu da oranın bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bugün oradaki ahlak polisinin yaptığını bugün biz sokaklarda her gün şiddetle, özel savaş politikalarıyla yaşıyoruz. O yüzden burada olmak hepimize güç veriyor ve burada daha fazla eylemlerle, daha fazla yan yana gelerek kadın dayanışmasını güçlendirmeliyiz. دختر من در دانشگاه دوستای محجبه داره. با دخترهای محجبه ترک به رستوران میره، سینما میره و لذت میبره. ولی توی ایران از تمام محجبه های ایران متنفره. چرا؟ چرا؟ Benim kararım. Biz Türkiye'li kadınlar, bu ülke topraklarında yaşayan Kürt kadınlar, Türk kadınlar, Laz kadınlar, Alevi kadınlar, genç, yaşlı ve LGBT'yi artılar, İran'daki kız kardeşlerimizin yaşadığını çok iyi anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz çünkü bu topraklarda da aynısı var. Ahlak polisleri yok, irşat devriyeleri yok ama geceleri sokakta kıyafetinizi, sevgilinizle öpüşmenizi denetleyen bekçileri var. Sizi meydanlara çıkarmayan, hakkınızı aramanıza engel olan, onur yürüyüşünde kadınları taciz eden polisleri var, lanet olsun. Koruyan savcısı var, hakimi var bu ülkede. Jin, Jiyan, azadi. Jin, Jiyan, azadi. Cavunay vatan men be khatere in daran koşte mişen. Dokhtar 22 sale ro zadan tu sarish raft tu koma mord. Khanevade o hame tu İran azad daran. Yek be yek hame cavuna جونشون رو گرفتن کف دستشون، مقابل این سیاهی ایستادن دست خالی. اونا با تفنگ، با شلیک، با گلوله مقابل مردم ایستادن. سوش گرفت، سوش گرفت، ایستاد.